Evet, bir dönem sağlık meslek lisesi olarak kullanılan okul binasının önündeyiz. Tabii burası Düzce'nin zamanında en kaliteli okullarından birisiydi. Bir sürü sağlık elemanı, bir sürü hemşire burada yetişti. Buradan bir sürü sağlık personeli çıktı. Ancak bir süre sonra sağlık lisesinin şehir merkezine taşınmasıyla burası bir dönem halk sağlığı laboratuvar olarak kullandı. Tabii yine konum olarak biraz uzak olması nedeniyle burası tamamen boşaltıldıktan sonra okul atıl hale düştü. Ve devletin bir binası da adeta çürümeye ve kaderine terk edildi. Dolayısıyla burası artık öğrencilerin cıvıl cıvıl koştukları bir yer değil, madde bağımlıların uğrak yerine haline geldi. Etrafında ilkokul olması da ayrıca tehlikeyi arttırıyor. Zaman zaman burada kimliği belirsiz kişiler gelip rahatsızlık veriyorlar. Sık sık buraya polis gelmek zorunda kalıyor. Tabii Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Düzce genelinde birçok okulun inşasına başladı. Ancak o okullarla birlikte zaten az olan okul binalarını bu şekilde atıl durumda bırakmaktansa değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biz kameraman arkadaşım Furkan'la birlikte içeri gireceğiz. Okulun nasıl, ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz. İşte aslında buranın önemi yerde Furkan gösterirse yerdeki malzemelerden de bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Burada öğrenciler bir dönem bu malzemelerin üzerinde çalıştılar. Bakın numune alma malzemeleri bunlar. Tabii laboratuvar olarak da kullanıldığı için bu malzemelerin burada olması gayet ama atıl durumda duruyorlar. Bakın bunu koronavirüs döneminden alıştığımız malzemeler bunlar herhalde. Önemli evraklar da burada. Gördüğünüz gibi duruyor. Bir an önce buraya el atılıp bu okulun ya eğitime ya sağlığa bir şekilde kazandırılması gerekiyor. Eğitim yuvası adeta tinerci yuvasına dönüşürken kamu malının çürümesi tepkilere neden oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir jeneratör var. Piyasa değeri de oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Buraya gelen kişiler bu jeneratörü parça parça söküp ya sattılar ya da alıp götürdüler. Yani bu da aslında devlete inanılmaz bir zarar. Atıl durumdaki okulun değerlendirilmesi için büyük çaba sarf eden Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İsmail Akmanoğlu, binanın uygulamalı turizm ve otelcilik meslek lisesi olacağını bildirdi. 3 seneden beri de atıl durumda. Sürekli her gün buraya biz hemen hemen polis çağırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü madde bağımlısı gençler geliyor. En son girişimlerle beraber burayı öğretmen evi olsun diye ben bayağı mücadele ettim. Sonuçta uygulamalı turizm ve otelcilik meslek lisesi olması yönünde karar aldık Sayın Valimizle, İl Milli Eğitim Müdürümüzle. Ve buraya ödenek çıktığını haber aldık. Ödenek geldiği takdirde buraya faaliyete başlanacak tadilata. Yazık günah yani, hırsızlar çalıyor jeneratörü gördüğünüz gibi. Ekip geliyor 5 dakika içinde. Gençler sağdan soldan kaçıyorlar. Yakalayamıyor bu sefer. Ekip yakalayamıyor yani gençleri. Aslında. Ya kameralar var orada ama kameralar da yetersiz kalıyor. Burayı görmeyen kameralar var. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise bakanlığın onay vermemesi nedeniyle okul binasının uygulamalı turizm ve otelcilik meslek lisesi yapılmayacağını, binanın akıbetinin ne olacağının belirsiz olduğunu ifade ettiler.